Jürinin bugün yarışmacılardan beklentisi oldukça yüksek. Haftalardır mayalı hamur konusunda kendilerini geliştirme fırsatı yakalayan yarışmacılar bugün içi dolgulu ekmek tarifleriyle kendilerini jüriye ispatlama şansı yakaladılar. Çörek otunu severim. Onu da çörek otunu yapacağım. Beğenmeyen yemez. Ne demişler? Ölümden gayrı her derde devadır. Çörek otu. Çörek otunu yiyin, yiyin. Çörek otunda uçucu yağlar vardır. Yerken dişlerinizle ezin, uçucu yağlar aktive olsun, meydana çıksın. Ve fırına gidiyor. Hadi. Pişmeden oldum. Ben ne diyebilirim ki sana? Hadi iyi yolculuklar. Hadi canım benim. Oh ya, bismillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu da bitti maşallah. Gelin olur inşallah. Oy. Bakalım yarışmacılar jürinin karşısına kıvamında pişmiş ekmeklerle çıkabilecekler mi? Ya patladık ya çıktık. Yapacak hiçbir şey yok. Ne göstereceksin? Yok, çıkartacağım. Pendirimlerimi. Çıkartacağım deyip çıkarttı. Şeye bak ya. Oldu. Görevimiz neydi biliyorsun değil mi? Ekmek yapımı. Tamam, o da sıkıntı. Hellim yok. Değil yani. Ama bu da müthiş bir lezzet. Bu kadarı bile. Bu arada arkadaşlar 30 dakika. Son 30 dakika. Gerçek mi ya? Sen yapmadın mı? Ekmek mi? Ha. Birkaç dilim verirsin abi. Buradan bunu var. Bu ne, kuş mu? Kuşlara mı yapıyorsun? Evet. Kuş da yemez. Bunu doymaz ki. Doyurmak için değil zaten bu abi. Tadımlık yani. Şaka. Var. Benim ayranım nerede? Ayranınız da dolapta. Gelmiyor mu ama? Geliyor, geliyor. Buğra'nın ekmekleri fırına girmeye hazır. Sence kazanır mısın bu yarışmayı? Başka bir alternatif düşünmüyorum. Yok yok. Her zaman söylediğim gibi hayırlısı olsun ama son iki gün hiç olmadığım kadar burada olacağım. Hı. Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Peki. Sence biraz erken olmadı mı bunları çıkartmak için? 30 dakika var hala ve bu elimler kurması... böyle taş gibi falan olacak. İyi. Düşünüyorum onu. Ama yenisini yaparsın bence. Var mı? Yok, yenisi yok. Şey, sonradan açacağım. Çok pişmesin diye kıstım derecesini. Ha. Birazdan açacağım. Orada duracak, sıcaklığını koyacak ama şu an hani çok kurumasın diye. Derecesi yüksek çünkü. Salim ve hayalleri. Her şeye bir bahanesi var. Evet. Hayalleri bahane de değil yani, hayalleri. Niye? Salim ve hayalleri. Hayalleri lütfen. Bunlar taş olacak, öyle söyleyeyim sana. Olmayacak. Gayet iyi. Olmadı, hellimleri pişirir. Bunu çıkartır, onu şeye koyarım yani. Ben Buraya gidiyorum arkadaşlar. Tamam, gidin. Salim'in canı daha fazla. Moralim bozdu. Pişmek lazım. Ya evet. Ünal artan malzemelerini kullanarak ekibe de ekmekler yapmayı ihmal etmiyor. Tuğçe ekmekten sepetini fırından çıkarttı. Bakalım nasıl bir sunum yapacak? Kıskanırım ekmek. Tezgah kendisi konuşuyor ya. Kıskanırım ekmek. Tezgah kendisi konuşuyor ya. Tezgah kendisi konuşuyor. Benim konuşmama gerek yok, öyle söyleyeyim. Yani şöyle bir şey oldu. Tuğçe'yle şimdi bunu dokunsak bozulur mu? Böyle kaldı kadına. Sen çıkartıp tercih et. Fikri ben verdim Tuğçe. Yine bak tırtıl mırtıl yapmış, bir şeyler yapmış. Ay 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 ay. Of! Önemli olan lezzetli ama. Son noktayı koyuyoruz. Lezzetliler. Pastırmayı sen yemiştin biliyorsun. Evet, pastırma deli yani. Pastırma mı? Çok kaliteli bir pastırma almış. Sepete mi koyacaksın ekmeklerini peki? Evet, dilimleri keseceğim. Onları içine koyacağım. Kalanları da kenarında servis yapacağım. Dördünün içinin arasında. İyi çalışmam gerekiyordu, iyi çalıştım. Bayağı evet. Yani bekledi. Son iki günde, hatta son üç gün diyebiliriz rahatlıkla. Evet. Son üç günde. Köstebek beni kurtardı. Aynen. Devamın Köstebek seni tekrar yarışa soktu yani şu anda ve bayağı zorluyor diğer bütün yarışmacı arkadaşları. Ben size söyleyeyim. Çok güzel bir fikir ve çok da güzel. İnsan kıyamaz yani, yiyemez bunu sepete. Ama yiyeceğiz tabii biz. Tabii ki. Yarışmacılar ekmeklerini bir bir fırından çıkartmaya başlıyor. Bu arada pişip pişmediklerini kontrol etmeyi ihmal etmiyorlar. Son 10 dakika. Arkadaşlar son 10 dakika.
Evet Salim, son 10 dakika. Biz bu işi alacağız ya. Sıkıntı yok yani. 4-3. Ya, o da 4 olabilir. Gönlüm razı. İstanbul'da kalsın diyorsun efendim. Salim zaman kazanabilmek adına sunum tabağını hazırlamaya başladı bile. Bu arada Tuğçe de ekmeklerini fırından çıkartıyor. Bakalım Burak tezgahında neler yapıyor. Ulan keşke yemeseydim, çok güzel olmuş ya. Burak etli ve sebzeli dolgulu ekmeğinin tadına bakmayı ihmal etmiyor. Tuğçe sunum tabağı olarak hazırladığı ekmek sepetini kullanacak. Bakalım jüriye bu sunumu beğendirebilecek mi? Kokar işte ekmeklerimiz. Pişmiş. Şimdi bir püf noktası daha veriyorum. Bunu böyle altı havalayabilecek bir zemine koyarsanız ilk baş. Alttan hava almasını sağlar ve hamurun ıslanıp sulanmasını engellersiniz. Yarışmacıların süreleri giderek azalıyor. Son bir dakika. Yarışmacılarımız için son bir dakika. İşte bu kadar. Yarışmacıların son bir dakikaları kaldı. Ünal ekmeklerini son dakikaya kadar pişirmeyi tercih ettiği için henüz fırından çıkartıyor. Oba. Son 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz bitti, kolay gelsin. Çok albenili gözüküyor. Cömert bir pastırmayla, peynirle rezvediyordum. Ama bu sefer çalışmış, bu sefer denemiş. Bir gel gitler yaşıyor. İnşallah bu karmaşanın içinde boğulmaz. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarıyla tadım masasına doğru ilerliyorlar. Her biri sunum tabaklarını kendi isminin arkasına yerleştiriyor. Birazdan jüri gelip tadımı başlayacak ve değerlendirmesini yapıp puanlarını verecek. Ekmekler. Hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Buyurun. Sözüm bitip tariflerin başladığı yerdeyiz. Albenili bir masa. Davetkar ve insanda merak uyandıran bir sunum var. Bardaklar, yanındakiler ve hamurlar içinde gizledikleri sırlarla bir an önce tatmak için insanı sabırsızlaştırıyor. Jüri tadıma ilk olarak Burak'ın içi dolgulu ekmeğiyle başlıyor. Bakalım ne yorumda bulunacaklar. Burak seninkiyle başlıyoruz. Fark var mı bunların arasında Burak? Yok, baget benim daha çok hoşuma gitti. Ondan dolayı sadece. Şu baget öyle mi? O baget, öbür baget. Bir ekmek olduğuna göre şöyle koparabiliriz mi? Etli ekmek deyince Konya'da yenilen Konya. Böyle etli ekmek gibi bir şey geliyor insanın aklına. Ama bu da et dolgulu, bayağı tatminkar, iç malzemeli, hoş hamurlu bir ekmek. Üstü hoş, içi lezzetli, iç harcıyla beraber güzel bir uyum yakalamış. Şekil ve form konusunda improvize çalışmışsın. Eline sağlık. Vaat ettiğini yerine getirmiş. Etli ekmek ise evet etli bir ekmek olmuş. Ortalamayı hamur ve iç harç olarak yakalamış bir çalışma diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Burak. Benim tabağım diğerlerine baktığım zaman Salim'inkiyle aynı gözüküyordu görüntü itibariyle. Çünkü Tuğçe'de Ünal'da ekmek yapmışlardı. Bizimki mayalı hamur içinde tavuk tarifimiz gibi değişik bir düzen almış. Sanırsam yumurta falan sürmek gerekiyordu üstüne. Biz sürmedik. O yüzden bizimki biraz daha da beyaz ekmek oldu diyebilirim. Ben de memnun değilim sonuçta. Bunlar buradan mı kesilmiş ha bundan kesilmiş? Ben farklı farklı yerlerinden kesiyorum ki hani iç pişkinliğinin nasıl olduğunu görebileyim diye. Define arıyor gibisin Arda. Yani içlerine bakıyorum da gayet güzel pişmiş. Evet. Bir de lezzetine bakalım. Pastırmalı var, sosisli var. Evet. Öyle mi?
Hoş bir çalışma olmuş. Genellikle tahıl ağırlıklı, kepek ağırlıklı ekmekler biraz daha yoz bir lezzette ve kıvamda olurlar. Fakat seninkinin yumuşaklığı ve içindeki malzemeyle bütünleşmesi güzel olmuş. Zevkli bir çalışma olmuş. Rulo yapmak iyi bir fikir olmuş. Dolayısıyla da hamur ve iç pek çok kat oluşturmuş üst üste yine salyangoz gibi. Öyle olunca da maksat ekmek yemek doymak değil tabii. İç bol bol yenebilir olmuş. Dolayısıyla da o açıdan ve pastırma kullanıldığı için lezzet olarak avantajlı. Hamurun biraz mayası fazla kaçmış gibi. Dolayısıyla bu gözeneklerdeki fazlalıkta bir süngersilik yakalamış. Görsel olarak ve sunum olarak ve içinin bolluğu olarak başarılı bir çalışma olmuş diye düşünüyorum. Eline sağlık Tuğçe. Pastırmalı olan ekmeği rulo olarak sardığım için hamur ve iç aynı anda sarılmıştı. O daha lezzetli bulundu. Daha iyisini yapabilirdim ama elimden geleni yaptım. Yemekten çok mutlu olduğumuz ama ondan daha iyi sonuçlar bulduğumuzdan dolayı bugün bir puanı alan... Selim size ayran hazırlamış. Evet. Bir de biberiye saplarına yapılmış peynirli şişler var. İtiraf ediyorum ki... Burcu Hanım'ın dediği gibi bekleme aşamasında ben hesaba katmadım. Öyle birkaç dakikada olsa kurumuş ellim derim. Hakkınızı yemeyeyim. Hayatımda yediğim en acayip kokoreçli tabak. Yani bu kadar kokoreç ve sofistikasyon böyle şeyli ayran, fesleğenli ayran yanında helimli şişler. Biz yıllarca Beyoğlu'nda yediğimiz için o kokoreçleri. Gerçekten yani. Çok Avrupalı bir kokoreç. Fakat biberiyede pişirmek her şeye geçebilir biberiyenin bu tadı. Peynire geçmesi çok güzel olmuş. Ete geçebilir her şeye. Bu çok güzel bir uygulama olmuş. Tek diyebileceğim içini biraz daha cömert koyabilirdin. Aslında birçok ekmek yaptım da en az olanı sanırım. Yok. Servis ettim. Evet. Ben ama içi bol olan yerden, kokoreci bol olan yerden ısırdım. İlginç bir kokoreç tabağıydı. Her ne kadar sokak lezzetleri desem de fesleğen bir ayran şat ve yanına koyduğum hellim, biberiyle hellim ızgaralar gayet tabağı ilginç derecede yükseltmişti. Kişiye göre değişir tabii. Dediklerine katılıyorum Arda Şef'in. Jüri şimdi de Ünal'ın çiçek desenli içi dolgulu ekmeğini tadıyor. Hangisini bulacaktım Ünal Bey? 8 ayrı dolgu var içinde. Evet. Sayın Emel Hanım kabaklı harcı ister. Arda Bey de antrikotluyu istiyor. Kuşbaşı etliği, kavurmalı ister. Siz sihirli parmaklarınıza geçen yaptığınız gibi. Bu etli. Böyle şey vardı bak. Çölde su bulmak için böyle bir çubukla. Çubuk. Kabaklı sanki ortadaki. Kabaklı bu ya. Baksana. Hayır belki kardeş. O etlinin için Arda Bey küçük bir et parçası koymuştum. Kenardaydı. O kadar küçük bir et parçası koymuşsunuz ki. İki tane kabaklı bulduk. Burcu kabaklıyı anında bilmişsin. Birisi evet. Mantarlı olabilir. Mantarlı var. Artık baktım. Zeytin peyniri var. Önemli olan bir ekmeğin şeyini bulalım. Buldum ben de. Bakın. Herkes aradığını buldu. Kısmetime buldum. Geldi bir şeyler. Ettim etti bir şey geldi. Buyurun. Başarılı bir ekmek hamuru. Biz şu an sıcak koparıyoruz biraz fakat hiç tuzu yok hamurun. Evet. Hiç mi koymadınız? Koydum. Az mı koydunuz? Hiç gibi neredeyse. Az mı geldi? Evet. İçindeki harçta da var. İkisinin örtüşüp uygun olacağını düşündüm. Hı. Aynı şeyi söyleyecektim tuz konusunda. Biraz damak istiyor onu ayırt etmeyi. Ama yapı olarak, görüntü olarak ekmeğin dışı, içi... Hamurun ayrışması, mayanın çalışması, maya kokmaması ve ekmekte aranan bütün özellikleri sağlıyor. Güzel de bir sunum yapmışsınız. Bu sizin sevdiğiniz bir tepsi. Daha önce bu, de yapmıştınız onu annemden hatırlıyorum. Annemden kalan bakır tepsi. Evet, yakışmış da bu ekmeğe. Genel olarak hani üstü, yanları, tabanı,
Şöyle gösterebilirim. Pişkinliği ve kıvamı hoş olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Aslında tuzu az, tuzsuz değildi. Tuzu çok değildi ya da tuzu belli değildi. Bilerek tuzunu çok koymadım. Tuz vardı tabii, tuzsuz olmaz. Zaten zeytinli peynir var. Zeytin ve peynir tuzlu. Diğer taraftan o kuşbaşı olsun, kıymalı, diğer harçlara yeter kadar tuz koydum. Onu yerken bütün olarak ekmekle beraber tükettiklerinde zaten tuz oranı dengeliydi. Onlar sadece hamur için tuzu az dediler. Zorlandılar yine. Jürimiz bunu söylemem gerekiyor. Onlar da söyleyeceklerdir herhalde büyük bir ihtimalle. Evet. Özellikle iki tane sonucun birbirine çok yakın olduğunu tahmin ediyorum. Onu açıklayacaktır Arda birazdan size. Ama ilginç de bir genel sonuç ortaya çıktı. Bu konuyu birazdan konuşacağız. Şimdi size jürinizle baş başa bırakıyorum. Puanlarınızı ve sebeplerini size aktaracaklar her zamanki gibi en az puan onlar kadar heyecanlıyım. Buyurun. Öncelikle şunu söyleyelim. Size verdiğimiz 120 dakikayı gayet hak eder sonuçlar ortaya çıkarmışsınız. Önümüze koyduğunuz 4 tane ekmek de hem ekmek tekniği açısından, hem yaratıcılık açısından, hem lezzet açısından son derece tatminkar ekmeklerdi. Dördünü de şahsım adına bayıla bayıla yiyebileceğimi söyleyebilirim. Bu noktadan sonra mayalı bir ekmek hamurunda hepiniz belli bir ortalamayı yakalamış olduğunuz için o hamur kıvamının en iyi olanlarını aramaya başladık. Sonuçta 4 tane lezzetli ve sevdiğimiz ekmek arasında bir puanlama yaptık. Bu 1 puan alan arkadaşımızın kötü bir iş çıkarttığı manasına gelmiyor. Size hep söylediğimiz gibi Emel'in dediği noktada belli bir standardın üstünde iş yaptığınız için yani aldığınız puanlar aslında 80 ve 100 arası puanlar. Bugün 1 puanı alan çalışma yemekten çok mutlu olduğumuz ama ondan daha iyi sonuçlar bulduğumuzdan dolayı Bora senin taban. Dediğim gibi ben tadını çok beğendim. Yemekten keyif aldım iç dolgusuyla beraber. Ama ekmeğin tekniği açısından senden daha doğru bir yol izleyen 3 tane daha arkadaşın olduğu için maalesef bugünkü 1 puan sana gitmiş oldu. Neler biraz daha puanı yükseltebilirdi? Çok lezzetli bir iç hazırlamıştın. Onu daha bol kullanmak değiştirebilirdi. Sunumda da sanki kalanlardan rastgele dikdörtgenler, yuvarlaklar yapılmış gibi bir şeydi. O modeli daha önce düşünmemiş olduğun için bir model görsel değerlendiremedik. Yani Arda ile hamurun kıvamı, iç lezzet, için bolluğu ve sunum dizaynı dediğimizde sen de dizayn iyi ya da kötü bile diyemedik. Çünkü bir dizaynla karşılaşamadık. Benim elimin bolluğu her zaman beni yakıyor diyebilirim. Ben onları sırf baget şeklinde bırakmış olsaydım ve o büyük olan parçayı koymasaydım oraya bence daha iyi bir sonuç alabilirdim. Buğra azimle gidiyor. Hep diyor 180 kilometre hızla gidiyor. Çocuk dedim yavaş git, ağır git, kamil git, böyle gitme toslarsın. Çok böyle hırs yapıyordu. Tosladı duvara. İyi oldu artık. Ne diyeyim yani, o kadarını da diyeyim. Geriye kaldı 3 kişi. Oh. Puanlar kıymetli. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Kumbaraya gidiyor çünkü. Evet, aynen öyle. Bugün bizden 2 puanı alan tabak. Tuğçe senin tabağın. Hamurunun konusunda Emel'in verdiği küçük tiyoları da inan dinlersen 85 olan notunu 90'lara ve 100'lere de çıkartabilirsin. Çünkü iyi bir dolgun var, akılcı bir uygulaman var. Beğendiğimiz tabaklardan bir tanesiydi. Teşekkür ederim. Ayrıca sepet yapmaya kalkışmak çok kahramanca bir hareketti. Yüreğin için seni tebrik ederim. Teşekkür ederim.
Evet, hamurum biraz daha mayalanabilirdi. Evde denemiştim çünkü. Birkaç kez denemiştim. Daha iyi sonuçlar almıştım hamurla ilgili. Ama ekmeğin lezzeti güzeldi bence. Özellikle pastırmalı olan. Lezzetli olduğuna inanıyorum. O yüzden sonuç için üzgün değilim. Ve geldik 3 ve 4 puanlara. Bugünkü gerçekten master sınıfın 4 başarılının arasında 2 en başarılı tabağını sizler yaptınız beyler. Bir tarafta bir fantazi iç dolgulu, bence çok bizle özdeşleşen bir kokoreç dolgulu ekmek. Diğer tarafta çarkı felek ekmeği gibi, içinden kaderinize ne çıkarsa diye bir çalışma. Zeytinli peynirli çok tuzludur da ona denk gelmediniz. Her ikisinin de maya çalışması, ekmek kıvamı çalışması başarılı bulduk. Bu noktada Salim'in çok başarılı hazırladığı kompozisyonla Ünal Bey'in çok başarılı hazırladığı bir çiçek ekmeği arasında bir değerlendirmeye vardık. Bugün bizden 3 puanı alan sona kalan 2 yarışmacımız arasında Salim senin tabağın. Tebrik ediyoruz Salim seni ve tabii ki Ünal Bey sizi de tebrik ediyorum. Küçük bir hesapla şu anda finalde göreceğimiz isim sizsiniz. Diğer arkadaşlarımız da şu anda kafa kafaya giriş yapıyorlar Cuma gününe. Onların arasından bir kişi belki de Ünal Bey'in rakibi olacak. Evet. Hak etti ya. Yani ne kadar kötü yorum yapmış olsam da Ünal Bey hakkında, kötü yorumlamak istesem de içimden gelen çünkü o onun için. Ama hak ederek bir şekilde birinciliği aldı. Yaptığı çiçek ekmek ve o koparttıkları zamanki görüntü gerçekten güzeldi. Fırından çıkmış bir ekmek gibiydi. Çok oynuyor. Gerçekten oldukça oynuyor. Ve yeri geldiği zaman topallıyor. Yeri geldiği zaman koşa koşa hareket ediyor. Yani böyle şeyler yapması gerçekten çok yanlış. Yaşına yakışır hareketler yapmış olsaydı gayet daha iyi olabilirdi. Ne bileyim, keşke finalde olmasaydı ya. Herkese bol şans diliyorum. Yarın gerçekten çok önemli ve çok güzel bir gün bekliyor sizleri de değerli izleyicilerimiz. Aynı zamanda bizleri de. Bunu söylerken bile biraz içim burkuluyor. Çünkü bu dörtlüden ayrılmak hiç istemiyoruz neredeyse. Çünkü her gün bizi şaşırtmaya devam ediyorlar. Yarın da şaşırtmaya devam edeceklerdir büyük ihtimalle. Yarın büyük bir şölen var. Bir kere çikolata şöleniyle başlayacağız. Finale çok yakıştı gerçekten. Ama arkasından da en yüksek puanı alan iki kişi, hafta boyunca bizden en yüksek puanı alan iki kişi arasında da müthiş bir mücadele sizleri bekliyor olacak. Yine harika tariflerle karşınızda olacağız efendim. Büyük finalde yine sizi aramızda görmek istiyoruz. Hoşçakalın. 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 Ve Cuma günü büyük final. Kolay ve zor bir görev bu. Anlık ve günlük performansı çok önemli olduğu bir gün. İçimden bir ses, birinci olacağım. Kesinlikle Ünal Bey'in kazanmasını istemiyorum. İddialıyım ve buradayım. Hepimizden daha hırslı. Hırsı yerinde ve zamanında kullanırsan... Sizin moralinizi bozmayalım. Neyiniz var burada? Hiçbir şey yok. Baklavalık incecik hamur açacağım. Baklava yapmayacağım. Dün niye başarısız oldun? Tek kelime bak. Cümle değil, tek kelime. Bu son hafta özellikle hırsımın kurbanı oldum diyebilirim. Kaldı kaldı beni. Yarışma boyunca en iyi yaptığım şeyleri birleştiriyorum bugün. Çok büyük bir final olacak bence.